Selam arkadaşlar, Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte tatil valizimi hazırlıyoruz. İlk defa hak ettiğimi düşünerek tatile gidiyorum. Şimdisinde ilk başta makyaj çantamı hazırlayacağız. İçine makyaj malzemelerimi koyacağım. Bu far paletini zaten sürekli kullanıyorum. Bir tane hafif allık, bir tane şöyle rengarenk palet alıyorum. Yaz makyajı yaparım diye. Bununla zaten kaşlarımı boyuyorum. Şöyle bir tane kahverengimsi bir ruj var. Bunu sürer miyim bilmiyorum ama yine yanıma alacağım. Tabii ki lip gloss, dudak koruyucu, beyaz eyeliner, bir tane daha lip gloss, iki tane dudak kalemi. Bunu da alayım. Bir tane de şöyle bir ruj. Aynen. Bir tane de şunu alayım. Beyaz far. Ben bunu highlighter olarak da kullanıyorum çünkü. Tamam. Buradan alacağım her şeyi koydum. Şimdi yaz makyajı deyince zannettiniz ki Özgür hiç makyaj yapmaz. Tabii ki öyle bir şey yok. Az da olsa yine bundan kullanacağım. Hatta bunu değil de acaba şu Mac'i mi alsam? Mac'i mi alsam, bunu mu alsam? Bu bir tık daha az örtücülükte ya. Ama az örtücü olup da ne olacak? Neyse, bunu alıyorum yine. Günahlarımı kapatan fondöten. Şöyle fırçalarımı yanıma alıyorum. Makas. Eyeliner. Tabii ki kirpik yapıştırıcısı Jumbus. Şundan alıyorum yanıma. Kirpiklerimi koyacağım. Aa, kirpiklerimi bulamıyorum. Sadece bir tane buldum kirpik. Neredeler? Buldum. Şimdi. Kirpiğimi de koyuyorum. Bakın, o kadar şey koydum. Sadece makyaj çantamın yarısını doldurdu. Yani şurayı doldurdu, görüyor musunuz? Şimdi diğer tarafa da şunları koyacağım. Makyaj çıkarma suyu. Tabii ki pamuklarım. Gece yatarken sürdüğüm krem. Hatta şimdi de süreyim. Tamam. Buna şimdi bu kadar koydum arkadaşlar. Sığan bir şekilde koyuyorsun. Sonra dönerken eşyalarını öyle bir iğrenç yerleştiriyorsun ki sığmıyor. O yüzden bunu bu şekilde kapatıp bu defteri bitiriyorum. Şimdi banyo eşyalarını koyacağız. Bunlar şimdi dökülür mökülür diye bunları şöyle şuna koyuyorum. Buzdolabı poşetlerine. Böyle daha güvenli olur en azından. Şuna da aynısını yapayım. Arkadaşlar, benim hafıza çok kısıtlı olduğu için ben her sene güneş kremim yoktur kesin diye güneş kremi alıyorum. Bunların hepsi 50 SPF ama dandik dundik markalar. Ama sonuçta güneşten koruyacaksa bunları gerekirse vücuduma boca yaparım, yine de kullanırım. Yanmamak için elimden geleni yapıyorum. Sonra bu sene aldığım şöyle bir tane güneş kremi var. La Roche-Posay'ın yüz için olan bu güneş kremi. Bunu koyuyorum. Bu da vücut için sprey şeklinde gözükmeyen bir güneş kremi. Bu da La Roche-Posay'ın. Bunlar da güneş kremi. Poşede. Peçetelik var. Bunu otelden yürütmüştüm. Bunu da koyuyorum. Lazım olur sonuçta. Sonra diş macunu. Bu Veysel'in, bu benim diş fırçalarımız. Arkadaşlar, kulak çubukları hiç önemli değil gibi gözükse de bence çok önemli şeyler. Havuzdan falan çıkınca kulağımızı bence bunlarla kurutmamız lazım. Bunları da koyuyorum. Saçım için de birkaç tane şey koyuyorum. Bu köpük, saç köpüğü. Çünkü saçlarım keçe gibi olacak zaten. Bir tane bebek kolonyası saçıma sıkarım. Sonra bu da parfüm. Bunu da koydum. Tam bunlar da ayrı bir poşet. Temizlik ürünleri falan filan var, öyle düşünün. Burayı da kapatıyorum. Daha fazla doldurmama gerek yok bence. Ha, bir de tarağımı koyayım. Bir de tarak. Bu arada benim bir valiz listem var bu şekilde. Şimdi bunlara tik atacağım. Bakalım neler kalmış geriye. Makyaj çantası. Toka koymamışım. Bak, varan bir. Hiç toka koymamışım. Tokasız olur mu ya? Orada aksesuarsız tokasız olur mu? Şöyle küçük tokalardan. Küpeleri alayım. Çilekli küpeler. Şekerlemeli küpeler. Halka küpeler.
Mor bikiniyle takacağım küpeler ve tavşanlı küpeler. Bunları götüreceğim. Şunları da bikinin üzerine şu şekilde takarım. Bence çok tatlı olur. Bunu da götüreceğim. Ve bunları da şuna koyalım. Aksesuarları vesaire. Onlar da burada dursun. Bunlar tokalar. Şimdi saç maşası. Bunu da koymadık. Unutacak bunlar desin. Arkadaşlar oraya fön makinesi götürmeyeceğim. Çünkü zaten kesin vardır. Yani inşallah vardır. Bence vardır yani sonuçta. Şunu da şöyle ayıralım ki koyacağımı hatırlayayım. Yani bu kadar kısa süreli bir hafızayla bildiğim RAM hafıza. RAM hafızasıyla nasıl yaşıyorum çok enteresan yani. Diş fırçası koydum. Lens suyunu koydum. Lens kutumu koymadım. Al işte. Neyse lens kutusunu en sona bırakayım. Çünkü kullanacağım onu. Güneş kremi koydum. Kirli poşete. Kirli poşete koyarız. Makyaj temizleme suyu falan. Maske koymadım. Ama veya direkt şöyle mi götürsem? Bunları bu şekilde götürmek yerine. Direkt bunu götüreyim ya. Bu daha pratik olur. Çünkü çok yapacağım. Normalden fazla yapacağım. Uyku bandımı da götüreyim. İki tane güneş gözlüğü. Bir tane daha yeni aldığım var. Şöyle küçük stickerlar. Bunları kesip kesip göz altlarıma yapıştıracağım. Tatil boyunca. Çok güzel olacak. Buna gerek var mı? Neyse bunu da. Bırakayım bunu. Bak gördünüz mü? Bir şey daha fedakarlık ettim işte. Bıraktım. Güneş gözlüğü. Tamam şu anlık. Şimdi bunların hepsini asıl valize yerleştirmeye başlayayım. Kıyafetlerimi vesaire koyarak şimdi valiz hazırlayacağız. Direkt ben kıyafetleri arkadaşlar askıyla birlikte koyacağım. O yüzden daha kolay olacak. Hem yerleştirirken kolaylık sağlayacak hem de bu şekilde. Böyle içine atıyorum. Bir de pembe bir elbise. Şöyle bir pijama takımım var. Bunları koyuyorum. Bir tane kot elbise. Dışarı falan çıkarız diye bir tane ceket koyuyorum. Yeni aldığım elbise. Beyaz bir crop. İki tane alt pantolon aldım. İki tane beyaz etek. Şurada croplar ve bir tane de bikini var. Burada yine croplar var. Birkaç tane tişört aldım. Uzun ve kısa olmak üzere. Aa üzerine Barbie etiketi yapışmış. Bir tane daha crop. İki tane şort. Şunları da koyuyorum. Bu yeni aldığım beyaz gömlek. Burada da şapkalarımı koyuyorum. Bikinilerimin hepsini bu kutuya koyuyorum. Ay bunlar nasıl duracak acaba ya? Çok merak ettim. Bak oraya gittiğimizde göreceksiniz. 2 saniyede valizimi yerleştireceğim. Çok kolay bir şekilde yerleştireceğim. Çünkü her şeyin yeri belli. Her şeyi çok güzel bir şekilde organize etmişim. O yüzden valiz hazırlamak bir yetenektir. Bir tane daha şapka. Böyle bir tane bandana. Yeni aldığım eşyaların hepsini koyuyorum. Burada da Veysel'in şortlarını koyuyorum. Çift iş kırpmamız. Aslında burası kıyafet olsa da şu taraf böyle şu çantalardan mı olsa? Daha kolay mı olur alması? Bunun içinde de çoraplar falan var. Bunu da şuraya koyduk mu? Tamam bu kat bitmiş oluyor. Veysel'in havlusu. Bu da benim havlum. Bak üstten görüntüsü bu şekilde. Şu havluları çıkarayım diğerlerine bakınız dizdiğime. Gayet düzenli yani.
bu çantamızı. Saç maşamı bence şunların arasına koyayım. Kırılmasın diye. Gerçi niye kırılsın da. Şöyle koydum. Çantaya mı şunu koysaydım. Tarihlerimi koyayım. Şu saç tokaları. Tamam arkadaşlar, şu an valize daha başka koyacağım. Bir tek tripod kaldı. Ring light kaldı, ışıklar kaldı. İşte bu teknolojik eşyalar kaldı. Onları da koyacağım şimdi. Göstereceğim size bitmiş halini. Tripodlarımı da koydum. Evet arkadaşlar, tatil valizim şu anlık bu şekilde gözüküyor. Tabii ki de Barbie Color Reveal'larımı aldı. Onlarsız bir yere gidemem. Sonuçta havuzda yüzdürmeyeceksem niye bunları çıkarttırdım? Haksız mıyım? Bu tarafta da bu şekilde gözüküyor. Su dokumu falan aldım ekstra olarak. Ama hala sanki bir şeyleri unutmuş gibi hissediyorum. Şunun içine de teknolojik eşyalarımı koydum arkadaşlar. Koruyucu bir çanta bu. Laptopumu işte, şarj aletlerimi vesaire de buraya koydum. Bunları da buraya ekledikten sonra valizim tamamen bitmiş oluyor. Valizi kapatma vakti. Birleşmiyorlar. Tamam. Allah kahretmesin. Masayı kırdım. Aa, ne yapacağım şimdi? Aa. Niye böyle oldu? O kadar o kadar ağır mıydı? İnanmıyorum. Abi kırıldı. Ama gülmemem lazım şu an, ama çok komik. Gülmemem gerekiyor. Gülmemem gerekiyor. Ciddi bir şey oldu. Ya uff. Gider ayak başıma bir bela geldi şu an. Zaten hala uçak geçiyor ya. Masam kırıldı ya. Niye masam kırıldı? Halbuki hiç de ağır bir şey yok yani içinde. Ne var ki ağır olarak? Hiç de bir şey yok ağır olarak. Neyse, nerede? Şunu da kapatayım sağ salim. Başıma bir şey gelmeden. Ay, çok saçma şu an. Çok saçma, çok saçma. Ben gerçekten ya çok sakarım, tamam mı? Ya gerçekten çok sakarım ya da bana çok nazar değiyor. Çünkü hani... Sinirlendim. Sinirlendim. Evet arkadaşlar, tatil valizimizi hazırladık. Bu kadar tatil valizimiz. Acil önemli eşyalarımı da şu küçük çantaya koydum. Bu kadar yani. Evi birazcık toparlayacağım ki temiz bırakayım diye. Sonrasında da yola çıkacağım. Bu arada oraya nasıl gideceğimizi soracaksınız. Uçakla gitmeyi düşündük ama gece 1'deymiş uçak. Biz yarın öğlen 2 gibi orada olmamız gerekiyor. Benim arabamla gidecektik. Benim arabama güvenemedik. Sonra Veysel'in arabasıyla gidecektik. Veysel'in arabası geniş bir araba olduğu için onun arabası o virajlı yollarda, bu Kalkan'ın virajlı yollarında çok sıkıntı çektirirdi bize. O yüzden abimin arabasını kullanacağız. Abimin arabasıyla gideceğiz. Ben de kendi arabamı onlara bırakacağım. O şekilde olacak yani. Yarın zaten tekrar video yükleyeceğim. Gittiğimiz villayı vesaire her şeyi size detaylı şekilde göstereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın sakın. Sakın unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.